Bu videoda x kare fonksiyonunun yüzey üzerindeki yüzey integralini almaya çalışacağız. Bahsi geçen yüzeyde birim küre olacak. Hemen bunu da not ediyorum. x kare artı y kare artı z kare eşittir 1. Bu yüzey integralini almak için tek bir video yeterli olmayacak ve bu videoda bu yüzeyi parametreleştirme üzerinde duracağız. Bu arada parametreleştirme, görselleştirme yani olup biteni gözümüzün önüne getirme gerektirdiğinden çoğu zaman çözümünde en zor kısmıdır. Görselleştirmeden sonrası bir miktar mekaniktir ama bu kısımda da oldukça uzun ve karmaşık ifadelerle çalışmamız gerekebilir. Neyse hadi bakalım. İsterseniz şimdi az önce de söylediğim gibi bu yüzeyi nasıl parametreleştirebileceğimizden bahsedelim. Ne kadar da uzun bir kelime oldu değil mi? Parametreleştirebilmek. Bu birim küreyi iki parametrenin bir fonksiyonu olarak ifade etmek anlamına gelir. Biraz düşünelim. İşe birim küreden başlayalım. Ee, size birim kürenin yandan görüntüsünü çizeceğim. Bu z ekseni, bu da x ya da y ekseni değil de x düzleminin yandan görünüşü olsun. Not ediyorum, x y düzlemi. Ee, birim küreyi de hemen yerleştirmeye çalışıyorum. İşte böyle. Evet, bunu gözümüzün önüne getirmek çok da zor değil. Yarıçapının bir olduğunu biliyoruz. Mesela burası bir birimdir. Bu da, bu bir küre, daire değil. Anlaştık mı? Bu yüzden isterseniz biraz da gölgelendirme yapayım ki üç boyutlu bir cisimden bahsettiğimiz daha açık olsun. Daha iyi oldu mu bilmiyorum ama bunun bir küre olduğunu kabul etmenizi istiyorum. Peki şimdi de işin parametreleştirme kısmına geldik. X, Y düzleminin altını ve üstünü ele almadan birim kürenin bu düzlemi kestiği noktaları ve bunu nasıl parametreleştirebileceğimizi düşüneceğiz. Siz de biraz düşünmek ister misiniz? Bakın x, y düzlemini burada, burada hatta bu noktaların hepsinde kesiyor diyebiliriz. O halde gelin x, y düzlemini çizelim ve kesişimde ne olduğuna odaklanalım. Bundan sonra da düzlemin üstünü ve altını değerlendiririz. XY düzleminin işaretlediğim bu kısmında hemen çiziyorum. Bunun da üstten görünüş olduğunu düşünelim. Z ekseni ekrandan size doğru konumlanmış olsun. Bu Y, bu da X ekseni. Anlaştık mı? Birim küreye burada yandan bakıyorduk, burada da yukarıdan bakıyoruz, tamam mı? Birim küreyi de çiziyorum. Ekranda gördüğünüz kesikli daire, birim kürenin x'ye düzlemini kestiği bölgedir. Bu arada bunun x olması gerekiyordu. Kafanızı daha şimdiden karıştırmaya başladım, özür dilerim. Evet, bu x ekseni. Kesikli mavi daire, birim kürenin x'ye düzlemini kestiği bölgedir, anlaştık mı? Bunu kullanarak da x ve y değerlerini x ve y koordinatlarını birinci parametrenin bir fonksiyonu olarak nasıl parametreleştirebileceğimizi düşünmeye başlayabiliriz. Bu arada bunun da ekrandan size doğru gelen z ekseni olduğunu da unutmayın. Şimdi z ekseni etrafında dönüyor isek cisme yukarıdan baktığımızı aklınızdan çıkarmayın. Burada oluşacak bir açıdan bahsedebiliriz. Öyle değil mi? Açıyı e, s olarak adlandıracağım. Bu açı x ekseninden y eksenine doğru ne kadar döndüğümüzü veriyor. Bu xy düzleminde ya da xy düzlemine paralel olan başka bir düzlemde gerçekleşiyor olabilir. İsterseniz kısaca z ekseni etrafında dönerken elde ettiğimiz açı olduğunu da düşünebiliriz. Bu birim küre olduğundan yarıçapın her zaman bir birim olacağını da biliyoruz. Burada S parametresine göre x ve y koordinatlarının ne olacağını bana siz söyleyebilir misiniz? Şu an x, y düzlemi üzerinde olduğumuzu da unutmayın. Bu noktada Trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarını kullanacağız. X koordinatı kosinüs s'ye yani yarıçap olan bir birimle kosinüs s'nin çarpımına eşit olacak. Benzer şekilde y koordinatı da 1 çarpı sinüs s'ye eşittir. Kosinüs ve sinüs tanımlarının da bu şekilde elde edildiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kısım oldukça kolaydı. Tabii burada z'nin de 0 eşit olacağını da eklememiz lazım. İsterseniz ekleyelim virgül z koordinatı içinde 0 yazacağız. Neden? Çünkü x, y düzlemi üzerindeyiz. Şimdi de x, y düzleminin altında ve üstünde neler olacağını düşünelim. Bu durumun x, y düzlemine paralel olan herhangi bir düzlem içinde geçerli olacağını lütfen unutmayın. Önemli olan z ekseni etrafında dönüyor olmamız. Az önce de dediğim gibi, şimdi de bunun altında ve üstünde ne olduğunu düşüneceğiz. Bunun ne kadar altında ve üzerinde olduğumuzu verecek yeni bir parametreye ihtiyacımız olacak. Bu arada yeni parametrede t parametresi olsun. t bize xy düzleminin üzerinde ya da altında ne kadar döndüğümüzü verecek. Anlaştık mı? İşin ilginç yanı buna XY düzlemine paralel olan herhangi bir kesit alırsak yarıçap küçülecek. Daha iyi anlamanız için mesela burada olduğumuzu düşünelim. Bu düzlemin birim küreyi kestiği yerdeki yarıçapın daha küçük olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bakın, burada daha öncekinden daha küçük bir yarıçap var yeni yarıçapın neye eşit olduğunu bulmak için biraz trigonometri kullanmamız gerekecek. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir, öyle değil mi? Ve bu kosinüs t'ye eşittir. Hemen not ediyorum. Buradaki yarıçap kosinüs t'ye eşittir. Bu burası için de geçerli çünkü t 0 olursa kosinüs 0 1'e eşittir ve aynı durum x y düzlemi üzerinde olduğumuz durum için de geçerlidir. Bakın buradaki yarıçap kosinüs 1'e eşit ve bu da t'nin 0 olduğu yani x y düzleminin altında ya da üzerinde döndürmediğimiz durumda elde ettiğimiz sonuçtur. x y düzleminin üzerinde ya da altında döndürdüğümüzde yarıçap değişiyor. Kosinüs t oldu. Ve şimdi de bunu kullanarak x ve y'yi herhangi bir yerde parametreleştirebiliriz. Bu kesite bir bakalım. x, y düzlemi üzerinde olmak zorunda değiliz. x, y düzlemine paralel bir düzlem üzerindeyiz. Evet, burada bir yerde olduğumuzu düşünelim. Bu kesite yukarıdan bakacak olur isek buna benzeyen bir şey görebiliriz. Hemen çiziyorum. İşte buna benzeyen bir şey yukarıdan baktığımızı düşünüyoruz. Buradaki yarıçapta kosinüs t'ye eşittir. Bulunduğumuz yüksekliğe bağlı olarak, evet sanırım buna yükseklik diyebiliriz, x ve y'nin s'yi kullanarak parametreleştirmesini nasıl yapabiliriz? Yine aynı şey ama yarıçap şu anda bir birim değil, t'nin fonksiyonu olacak. Şu an biraz daha yukarıdayız ve buradaki x koordinatı yarıçapa yani kosinüs t'ye eşit olacak. Yarıçap kosinüs t çarpı kosinüs s. Kosinüs s ne kadarlık bir dönmeden bahsediyoruz? ettiğimizi gösterecek. Buradaki örneği değerlendirecek olursak, s'nin tüm buna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, kosinüs t çarpı kosinüs s, y koordinatı ise, yine yarıçap yani kosinüs t çarpı sinüs s'ye eşit olacak. Mantık yine aynı, ama buradaki yarıçap farklı olduğu için bu sonucu elde ediyoruz. Buradaki yarıçapın 1 değil de kosinüs t'ye eşit olduğunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. çarpı sinüs s'yi de yazayım. Burada çok fazla yer kalmadığı için ekranı biraz kaydırayım. Ee, bunun biraz kafa karıştırıcı göründüğünün farkındayım ama hangi yükseklikte ya da seviyedeysek diyelim, x eksenine paralel olduğumuzu unutmamamız lazım. Birim kürenin başka bir düzlemle kesişmesi sonucu farklı bir daireyi takip ettiğimizi düşünün. Sonra da S ile dönüyoruz. Yarıçap değişir dedik. X'ye düzleminin ne kadar altında ya da üstünde döndüğümüze bağlı olarak değişir. Evet buradaki yarıçap çap bir yerine kosünüs T'ye eşit olur. S ise Z ekseni etrafında ne kadar döndüğümüzü verecek. Y koordinatı içinde aynı durum geçerli. Z koordinatı ise çok daha kolay. T'nin bir fonksiyonu olacak. Herhangi bir seviyede ya da yükseklikte ne kadar döndüğümüze bağlı olmayacak. Öyle değil mi? Seviyenin ta kendisi olacak. Bunu buradaki şekil üzerinden değerlendirmek daha kolay. Z koordinatı da sinüs T'ye eşit olacak. Evet, Z eşittir sinüs T olarak not ediyorum. Bunu da not edersem iyi olacak. Z sinüs T'ye eşit. Böylelikle kürenin üzerinde yer alan noktaları S ve T'nin bir fonksiyonu olarak ifade edebildik. Bunu bulduğumuza göre hangi aralıkta tanımlı olduklarını da belirlememiz lazım s herhangi bir seviye için ya da t'nin herhangi bir değeri için bu şekilde dönebilir. Bakın t'nin değeri ne olursa olsun s bu dönme hareketini yapabiliyor. O halde radyan türünden düşünecek olur isek s 0 ile 2 pi arasında değişen değerler alabilir diyebiliriz. T'yi de z ekseni yönündeki yükseklik ya da seviye olarak belirlemiştik. Bu da t'nin bu yani eksi pi bölü 2 ile hemen not ediyorum. Eksi pi bölü 2 küçük ya da eşit t o da küçük ya da eşit pi bölü 2. Evet eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 ve işte parametreleştirmemiz hazır. İsterseniz alışık olduğunuz bir şekilde de yazabilirim. Yüzeyi bir konum vektörü fonksiyonu olarak ifade edersek hemen yazalım. R, S ve T'nin bir fonksiyonu olacak. Eşittir x bileşeni ya da i bileşeni işte burada kosinüs T çarpı kosinüs S çarpı i artı y bileşeni kosinüs t çarpı sinüs s Artı z bileşeni de e, bu arada buraya j yazmayı unut. Affedersiniz. Evet şimdi oldu. Artı z bileşeni de sinüs t çarpı k. İşte bu kadar. Parametrelerin tanımlı oldukları aralıklar da işte burada. Birinci adımı yani yüzeyi parametrelerle ifade etme işlemini tamamladık. Şimdi de yüzey integralini kurmamız gerekiyor. Çapraz çarpım almamız gerekeceği için biraz karmaşık bir ifade elde edebiliriz. Ama bunu yaptıktan sonra integrali hesaplamak için de hazır olacağız. us.